Merhaba arkadaşlar, bugün 20. yüzyıl kapsamında fenomenoloji konusunu işleyeceğiz sizlerle. Diğer bir adı özbilim. Bazı kaynaklarda karşınızda görüngü bilimi olarak da çıkabilir. O yüzden başlanızın yanında unutulurken, yine parantez içinde sizlerde benim gibi belirtebilirsiniz bu şekilde. Arkadaşlar, ne demek görüngü bilimi? Yani görüngüde çok farklı anlamlar çıkarmaya ya da düşünmeye gerek yok. Günlük hayatımızda algılayabildiğimiz her şeydir. Ancak burada felsefenin amacı durumun aksine görünenin değil de özleri anlamakmış bu seyle göre. Ee, günlük hayatta arkadaşlar karşımıza çıkan her şeyle ilgili yorum yapıp anlam çıkartabiliriz, değil mi? Bunu nasıl yapıyoruz? Neye dayanarak yapıyoruz? Tabii ki de gördüğümüz kadarıyla bize hitap eden kısmına dayanarak yani bu aslında bir bakıma ön yargı dediğimiz şeyde beraberinde getirebilir değil mi arkadaşlar? Husserl de buna karşı çıkıyor. Yani görünenden ziyade varlığın özüne inilmesi gerektiği taraftarı böyle bir görüşü var. Ancak fenomenlerden sarılıp öze ulaşırsak doğru bilgiye ulaşabileceğimizi söylüyor. Ee, burada olguların paranteze alınmasından bahsedilmiş. Ee, bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Buna bir bakalım. Bunu Husserl diyor ki epoke yöntemiyle yapacaksınız. Yani arkadaşlar bu daha öncesinde hiç duymadığınız bir kelime. Nedir bu epoke? Ne demekmiş? Fenomenolojinin temel paralasıdır bu olgunun kendisini özünü görebilmek için bir indirgeme yapmak zorundayız. Üçlü paranteze almak zorundayız. Bizler buna epoke edeceğiz arkadaşlar. Ep Epokenin anlamı bu şekilde. Ee, bu yöntemle fenomeni bir kenara alıp öze yöneldiğimizde buzdağının üst kısmını değil, alt kısmını yani özünü görürüz diyor. Demek ki arkadaşlar buzdağının üst kısmı olgular yani fenomenlerdir ve hakiki bilgi vermiyorlar bize. Doğru hakiki bilgi buzdağının alt kısmı olduğunu ve görünmeyen öz olduğunu bizlere söylüyor. Şimdi arkadaşlar öz dediğimiz şeye duyumlarla ulaşamayız. Yani öz dediğimiz şey bizim duyumlarımızın dışında kalan algulayabildiklerimizin dışında kalan şeylermiş. Yani biz bunlarla da, biz bunları demek ki ee, mesela duyumlarımız atıyorum ki metafiziye ulaşabiliyor muydu? Hayır. Yani duyumlarımızı aşan bir şeymiş özlediğimiz şeyler. Şimdi burada yine fenomenolojinin özde ulaşmak için bir yöntem olduğundan bahsetmiş. Yani burada bir amaç söz konusu değil arkadaşlar. Fenomenoloji öze ulaşmak için bir yöntemdir. Sonraki çalışmalarda da bu yöntem kullanılacaktır. Hakiki bilgiye ulaşmakta, bilim verilerinde ve benzeri gibi durumlarda yine bu yöntemi kullanacağız. Şimdi bu kadar öze vurgu yapan, öze önemseyen bir isim olarak Husserl, pozitivizm akımının hakiki bilginin e, olgularda aranması görüşüne karşı çıkmış oluyor arkadaşlar böylece. Hakiki bilgi olgularda değil aslında öz dediğimiz durumdadır görüşünde. Biz bir nesneyi onun özüne ait olmayan şeylerden soyutladığımızda ancak onu asıl öz yapan özelliği bulmuş oluyoruz. Burada önemsiz detaylar önemsiz anlamsız özellikler dışarıda kalmış oluyor. Geriye kalan ise şey, hakiki bilgi dediğimiz hakiki doğru dediğimiz bilgidir arkadaşlar. devam edelim pragmatizmden. Şimdi yine 20. yüzyıl kapsamında faydacılıktan bahsedeceğiz. İki tane önemli öncüsü var arkadaşlar. James ve John Dewey diye. William James'ten başlayalım. Arkadaşlar pragmatizm İlk etapta Amerika'da popüler olmuştur. E, zaten Amer e, William James Amerika'da doğmuştur. O dönemde pragmatizm Amerikan eğitim anlayışını da etkilemiştir ve eğitim pragmatizm akımıyla da yükselmiştir. Bu yaklaşım e, bilgiyi bir enstrüman olarak, bir alet olarak görüyor sorun çözücü bir alet ancak. Bilgiyi e, ancak an bilgiye ancak anlam biçilmesi, anlam verilmesi sorun çözülmesiyle ölçülebileceğini düşünüyor. Yani pratik hayatta, günlük hayatta sorunumuzu çözmelidir doğru bilgi görüşünde. Ve devamında bir bilgi arayışı ee, ne zaman başlıyor bir insanda arkadaşlar? Böyle güzel bir sorumuz var. Ortada hiçbir şey yokken e, bir düzeni yenilemek ya da başka bir düzene geçmek pek görülen bir durum değil değil mi arkadaşlar? Yani ancak ortada bir sorunla karşılaşınca bir çıkış noktası ya da bir yeni bir bilgi arayışına gireriz. Karşımıza çıkan sorun bizim günlük yaşantımızda da yine burada da bahsedildiği gibi adaptasyon. <laughs> Adaptasyonumuzu bozar ve e, biz elde ettiğimiz bilgi sayesinde yine bu adaptasyon sorunumuzu yenip ortadan kaldırdıysa doğru yoldayız ve doğru bilginin e, yolundayız demektir arkadaşlar. Burada yine doğru bilginin tanımından bahsetmiş. E, karşılaşılan sorunu çözen, işe yarayan, pratikte fayda sağlayan işlevi olan bilgidir. Bunun dışındaki bilgiler değersizdir ve anlamsızdır. Herhangi bir düşünce pratik yaşantımız için elverişli olduğu sürece doğru olduğuna bahsetmiş. Yani bir bilgi bizim için elverişli ve kolaylaştırıcı değilse bu bilgi doğru bir bilgi değildir. Bizim için pratikte, uygulamada işe e, yaramayan şeyler çok da önemli değildir. Üzerinde durulmaya gerek yok. Şimdi pratikte işlevi olmayan bilgi belki de e, biz bilmeyiz faydalıdır ama pragmatizme göre bu anlamsızdır. Üzerine düşünmez. William James'e göre arkadaşlar e, metafizik e, yarar sağladığı sürece doğrudur. Dinlerde de manevi tatmin sağladığı sürece doğrudur. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Her insan Fıtratı gereği bir güce inanmak ya da bir dayanmak ister. Hani çıkmazda olduğunda o gücün büyüklüğüne e, sığınmak ister. Fıtratımız gereği insanın doğasında vardır bu ve yine belki doğrudur ya da değildir. Bizler bunu bilemiyoruz ama e, bu düşünce bizi rahatlatıyorsa manevi olarak ya da fiziksel olarak işte bir rahatlama söz konusuysa biz arkamızı dayayabileceğimiz bir güç varsa görünür ya da görünmez bu insanın işte manevi tatminini sağlamış oluyor yani bize yine ruhen ve fiziken bir rahatlama söz konusu fayda söz konusu ve bunun doğru bir yani dinsel bilgilerin metafiziksel bilgilerin doğruluğundan bahsediyor arkadaşlar yine Doğrunun ölçütü faydadır. Bilginin işte bir pratikle karşılaşılan sorunun çözmesi önemlidir. Ee, modern insan sorunlarla karşılaşan insandır. Ne demek arkadaşlar? Bu yani alet yapan insan. Buna Homo Faber şeklinde de karşınıza çıkabilir. Ee, i̇nsan sorunları çözerse e, ancak Sorunları aşarsa modern insan olabilir. Bu da sorunların üstesinden gelebilecek, pratik yaşamımızı kolaylaştıracak bilgilere yönelerek olur. Ee, bahsedildiği gibi uygun yöntemleri bulduğu oranda başarılı ve mutlu olur. Modern insan dediğimiz insan tipi arkadaşlar. Bu şekilde pragmatizmi de burada bitiriyoruz. Diğer dersimizde sezgiciliği işleyeceğiz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.